Kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen bir fabrikanın temel atma törenine katıldı. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada doğal gaz arzındaki İran kaynaklı kesintinin sanayi tesislerinde kısıtlamalara neden olduğunu söyledi. Bu kısıntılardan, bu kesintilerden herkes nasibini alsın gibi eşitlikçi görünen ama aslında Adil olmayan bir görüşü de elbette dile getirenler var. Ancak takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Süreci ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji Bakanlığımız yakından ve titizlikle takip ediyor. Varank yaşanan sıkıntının muhalefetin e, yatırımlara e, engel e, olmasından e, kaynaklandığını iddia etti. Hidroelektrik santraller yapmaya çalışıyoruz. Buna ilk karşı çıkan muhalefet oluyor. Nükleer enerji santrali için yatırım yapıyoruz. Hayır yaptırmayız diyen yine muhalefet oluyor. Rüzgar enerjisi yatırımları yapmak istiyoruz. Burada kuşların göç yollarını bahane ederek rüzgar enerjisi santraline karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Saros Körfe'sinde Türkiye'ye yeni bir FSRU elenci terminali kazandırmak için gerçekten iki senedir e, kelimenin tam anlamıyla mücadele veriyoruz. Eğer biz oradaki santrali e, devreye almış olsaydık, Belki İran kaynaklı bu sıkıntıyı bugün hiç yaşamamış olacaktık. Ama lütfen internete girin, Saros Körfezi, Elenci Terminali yazın ve bakın CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar, kendiniz okuyun. Dediğim gibi eğer biz o Elenci Terminali'ni e, şu anda bir sene gecikti, tamamlamış olsaydık, İran'dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç e, yaşamamış olacaktık. İşte.